Cihad çok farklı bir olay. Cihad insanı öldürmek için değil, kazanmak için yapılır. Bakın. Buradan söylüyorum hocalara. Bunun ayeti var. Bunun ayeti var. Cihatla ilgili. Evet. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Fela tud'il kafirine. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kafirlere itaat etme. Boyun eğme ya Muhammed. Ama onlarla... Kur'an ile büyük cihat yap. Kur'an ile. Yani Kur'an'ı tebliğ etmek, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ı hayata geçirmek, tatbik etmek ve insanlara onu aşılamak, onu insanların beynine, gönlüne ulaştırmak cihattır. Hem de büyük cihat. Cihad en kebira. Ama bu zorla olmaz. Zorla değil. Zorla i̇nsanların değil. İnsanların gönlüne, asla, kalbine. Asla. O zorla olmama olayı, o özgürlük meselesi imanda çok ilginçtir. Örneğin Yunus suresinde yüce Allah ve lem rabbuke le amena fil kulluhum cemia. Rabbin dileseydi bütün insanları iman ettirirdi ya Muhammed. Efe ente tukrihun nas hatta İman etsinler diye insanları zorluyor musun? Soruya bak. Zorluyor musun? Yani imanda zorlama yoktur. Özgürlük. Evet. Ama sen doğruyu, güzeli anlatacaksın. Vatanda, vatandaşa insana yani evet. işte İnsan o ayet Furkan suresindedir efendim. Bakın muhteşemdir. Muhteşem. Furkan suresi. Furkan suresi. Vecehihum bihi ciha'den kebira. Kur'an ile bihihi Kur'an'a gidiyor. Kur'an ile onlarla büyük cihat yap. Demek ki bilgilendirmek, eğitim öğretim faaliyeti hele hele İslam'ı tevhid inancını karşı tarafa öğretmek, kafire, müşriğe Hı. Bu büyük bir cihattır. Zaten cihatın kendisi budur. Bu kendisi budur. Evet. Yani bilgi bilgiyi aktarmak, inancın doğrusunu aşılamak evet. cihat, büyük cihat. Dolayısıyla insan onurunu kazandırmaktır cihat. Yani insanı kazanmak için yapılır öncelikle. Evet. Öncelikle insanı kazanmak için. Yoksa o sizin biraz evvel sorduğunu çünkü İslam'ı yanlış anlıyorlar. Evet. Şimdi 6. ayetine gitsinler Tövbe suresinin. Ve in ahadun min müşrikîn estecâreke fe ecirhu hatta yesma'a Allahi sümme eblevhu Eğer bir kafir, müşrik senden eman dilerse, senden güvence isterse, sen ona Allah'ın kelamını duyur, işittir, ha, kabul etmediyse onu gideceği yere güvenle götüreceksin diyor. Buyurun. <laughs> Buyurun. Evet. bu ayeti Zorla şey yok bu ayeti görmüyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i bilmeden bütünüyle yakalamadan işi ya da e, yanlış yorumlayarak Tabii yanlış yorumlayarak insana nasıl bir onurlu getirdiğini anlatmanız mümkün değil İnsanlığa onur getiriyor İnsanlığa, bütün evet. insanlığa ve bu kıyamete kadar çalışacak bu Kur'an Evet ama yeter ki biz bunu anlayalım. Doğru anlayalım. doğru anlayalım. Doğru anlatalım. Evet. Doğru tatbik edelim. Aynen öyle. Yani Stevenson gibi olmasın Yusuf. <laughs> Yusuf. Ne dedi? Evet, ben bu Müslümanları görseydim Müslüman olmazdım dedi. Ben dedi Kur'an'dan öğrendim Müslümanlığı Müslüman oldum. Evet. Ama bu olmamalı.